Kur'an'da tarif edilen mümin. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri okunduğunda imanlarını artırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Enfal Suresi 2 O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Haç suresi 78. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fussilet suresi 33. Müslüman olmanın ilk şartı tek ilah olan Allah'a kulluk etmektir. İslam aslında bu şartın çeşitli şekillerde hayata geçirilmesidir. Bu ilkeye dayanmayan her şey İslam dışıdır. Cahiliye'ye aittir. Ama bu tek cümleyle ifade edilen gerçek insanların sandığından çok daha derin anlamlar taşır. Çünkü cahiliye toplumuna dahil olan fakat kendisini mümin sayan kimselerin hiçbiri Allah'tan başkasına kulluk ettikleri düşüncesinde değildirler. Elbette hiçbiri namaz kılarlarken karşılarına bir heykel koyup da ona tapınıyor değildirler. Böyle bir şey yapmadıkları için de Allah'a kulluk ettiklerini iddia ederler. Ama gerçek hiç de öyle göründüğü gibi değildir. Bu çelişki kulluk etme ifadesinin yalnızca bir varlığın önünde secde etme olarak anlaşılmasından kaynaklanır kulluk etme ifadesinin anlamını cahiliye toplumunun ona yüklediği yanlış ve dar tarifte değil, Kur'an ayetlerinde aramak gerekir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Okuduğumuz ayette Allah'ın cinleri ve insanları yalnızca kendisine kulluk etmeleri için yarattığı bildirilmektedir. Mümin elbette bu tanıma uyan yani Allah'ın yaratışına uygun olarak ona kulluk eden ve ayetin ifadesine göre ona kulluk etmekten başka bir şey yapmayan insandır. Allah'a kul olmanın ne demek olduğu, Allah'a nasıl kul olunduğu okuyacağımız ayette açıklanmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. de ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. En'am suresi 162 Ayette bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek insanın yalnızca beş vakit namazını veya diğer ibadetlerini değil, tüm hayatını hatta ölümünü kapsamaktadır. Mümin, tüm hayatını Allah'a kulluk etmekle geçiren insandır. Bunun karşılığında Allah'ın rızasını, rahmetini ve sonsuz cennetini kazanacaktır. Hayatını Allah rızası dışındaki amaçlara yöneltmek ise Kur'an'da Allah'ın bildirdiği gibi şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır peygamberler tarih boyunca insanları Allah'a ortak koşmaktan vazgeçirmeye çağırmışlardır. Kur'an'da bildirildiğine göre tüm cahiliye toplumları Yüce Allah'a ortak koşan toplumlardır. Dolayısıyla şu anda dünyanın büyük bir bölümü de şirke dayalı bir dinin mensuplarıdır. Bu dünyanın içinde ancak mümin toplulukları sadece Allah'a kul olarak hak dini yaşarlar. Müminlerin söylediği ayette bildirildiği üzere yalnızca şudur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım de ki, ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum. Ancak ben sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Yunus Suresi 104 Peki insan Allah'a nasıl kulluk eder? Yalnızca bu kutlu işi yapmaktan ibaret olan hayatını nasıl geçirir? Cahiliye toplumlarında zannedildiği gibi bütün günlerini çile içinde mi sürdürür? Hareketsiz, durağan İçine kapalı bir insan modeli izler? Tam tersine, samimi bir mümin, Allah'a gönülden teslim olmanın verdiği güven, huzur ve konforun neşesini yaşar. Sahip olduğu ve gördüğü her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu bilir. Bu nimetlerin coşkusunu ve heyecanını yaşar. Kısaca mümin neşeli, hoş sohbet, kalender, azimli, kaliteli bir insandır. Yalnızca Allah için yaşar. Allah için çalışır, Allah'ı razı etmek için kendisine verilen tüm imkanları kullanır. Bilinmelidir ki gerçek İslam'ı tanımayanların zannettiğinin aksine insanı asıl sıkıntıya sokan din ahlakından, Allah sevgisinden ve Allah korkusundan uzak yaşamaktır. Yalnızca Allah'a kul olan kişi ise alabildiğine özgür, rahat, neşeli ve mutludur. Onu zincirleyen, sahte ilahların boyunduruğundan kurtulmuştur. İnsanlar hakkımda ne düşünüyor? Falanca beni sevmezse ne yaparım? İşten atılırsam ne olur? Gibi milyonlarca korku ondan uzaklaşmıştır aciz, zalim, akılsız ve hiçbir şeye gücü yetmeyen milyonlarca hayali ilaha kulluk etmenin baskısından kurtulup her şeye gücü yeten, sonsuz akıl ve güzellik sahibi, her şeyi kontrolü altında bulunduran, sonsuz şefkat ve adalet sahibi olan Allah'a bağlanmıştır. O Kur'an'da bildirildiği gibi sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Ayette şöyle buyurulmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara Suresi 256 Nitekim Kur'an'da yalnızca Allah'a kulluk etmeye davet eden peygamberlerin özgürleştirici ve zincirlerinden kurtarıcı özelliği şöyle bildirilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici Nebi olan elçiye Resul'e uyarlar. O onlara marufu iyiliği emrediyor, münkeri kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Arap suresi 157 bir başka ayette ise Allah müminlerin özelliklerini şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahsap Suresi 35 Müminin Allah'la içli ve yakın bir bağlantısı vardır. Allah onun tek dostu, tek yardımcısıdır. Kur'an'da Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'la olan yakın bağlantısı Müslümanlara örnek olması için şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim dedi ki: Şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da odur. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Rabbim bana hüküm ve hikmet bağışla ve beni salih olanlara kat. Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili ver. Beni nimetlerle donatılmış ve cennetin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla çünkü o şaşırıp sapanlardandır. Ve beni insanların diriltilecekleri gün küçük düşürme. Malın da çocukların da bir yarar sağlayamadığı günde. Şuara Suresi 75-88 Kur'an'da yalnızca Allah'a kulluk etmenin rahatlığını yaşayan mümin ile Allah'a sayısız ortaklar kılan, sayısız sahte ilaha kulluk eden kişinin örneği de şöyle tarif edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ortak koşanlar için bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan köle bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Zümer Suresi 29 Müminin en büyük özelliklerinden biri de kibirden, kendini beğenmekten, diğer bir deyişle kendini adeta ilahlaştırmaktan kurtulmuş olmasıdır. Allah'a gönülden teslim olup sığınan bir mümin asla kendini yeterli görüp kendi içinde sıkışıp kalmaz. Kendini sürekli geliştirir. Kur'an'da bildirilen mümin özelliklerini her geçen gün daha fazlasıyla yaşama çabası içindedir. Tevazusu tüm hareketlerine yansır. Allah tevazulu kullarını bir ayetinde şöyle örnek vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Rahman'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Furkan suresi 63 Allah'tan yüz çevirenlerin ise en büyük yanılgısı kendi aklını beğenmek, kibirlenmek, adeta kendini ilahlaştırmaktır. Allah'ı tenzih ederiz. Kur'an'da vicdanı doğruları gördüğü ve kabul ettiği halde kibiri nedeniyle büyüklenen ve doğrulardan kaçan insanlardan şöyle söz edilmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Nemil Suresi 14 Kibirli insanların inkar etmeleri ve doğru yoldan sapmalarının aksine müminin hayatı Allah'ın kendisine bildirdiği sorumluluğu yerine getirme çabasıyla geçer. Müminin sürekli mücadele halinde olacağı asıl unsur ise kendi nefsidir. Kur'an'da nefsin kötülüğe çağıran yönü şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisine esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Yusuf Suresi 53 Mümin hayatının her anında nefsine karşı dikkatli olur ve her zaman, her koşulda vicdanının sesine uyar. Her zaman için Allah'ın rızasına uygun olanı yapar. Onu korku, bıkkınlık, ümitsizlik, gevşeklik gibi çeşitli engelleri kullanarak yolundan döndürmeye çalışan nefsini şevkle, azimle, cesaretle, sabırla yener. Yolundan asla dönmez. Çünkü bu yol onun tek dostu, tek yardımcısı ve tek dayanağı olan Allah'ın yoludur. Elbette müminin mücadelesi kendi nefsiyle sınırlı kalmaz. Kur'an'da Rabbimizin müminlere bildirdiği bir sorumluluk daha vardır. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma. Mümin Kur'an ayetlerinde de bildirildiği üzere Allah'ın yeryüzünde halifesidir. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyanlara, onlara baskı ve zulüm uygulayanlara karşı büyük bir fikri mücadele yürütür. Çünkü bu ona Kur'an'da bildirilen bir sorumluluktur. Ancak Kur'an ahlakına bağlı insanların yön verdiği bir toplum gerçek adaleti ve doğruluğu yaşayabilir. Mümin, Allah'ın rızası için yaşayan, insanlar arasında adaleti koruyan, onları doğruya yönelten kişidir. Müminler üstlendikleri sorumluluk ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın öğrettiği ahlaktan asla taviz vermezler. Onların bu özellikleri Kur'an'da şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar. Zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hac Suresi 41 Allah'tan korkmayan insanlar ise ne göreve gelirlerse gelsinler, şahsi menfaatleri peşinde koşar, makam, şöhret, mal, mülk elde etme yarışına girerler. Bu yüzden böyle insanların söz sahibi olduğu bir toplum yaşantısında hiçbir zaman gerçek manada huzur ve mutluluk oluşamaz. Müminler ise her şartta insanları kötülüklerden sakındırmak, onları güzel davranışlara teşvik etmek, onlara örnek olmak ve iyiliği emretmek için büyük bir çaba gösterirler. Bu çabalarında asla gevşeklik gösteremezler. Kur'an'da müminlerin sarsılmaz karakteri şöyle anlatılır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbaniler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve minnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne boyun eğdiler. Allah sabredenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Ali İmran suresi 146 149. Samimi mümini sahte dindarlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri de dini anlatırken insanlardan hiçbir çıkar ummamasıdır. Para, mal, makam ya da insanların beğenisini değil, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak hedefidir. O ecrini yani mükafatını yalnızca Allah katında arar. Kur'an'da bu konuda peygamberlerin örnek ahlakından örnekler veren birçok ayet vardır. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nuh, eğer yüz çevirecek olursanız ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim yalnızca Allah'a aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Yunus suresi 72. İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. de ki: Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O, Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası değildir. Enam Suresi 90 Müslüman aynı zamanda üstün bir ahlak sahibidir. Dünyevi, küçük olayların peşinde bir insan olmadığı için anlayışlı, merhametli ve bağışlayıcıdır. Hisleriyle değil, aklıyla hareket eder. Öfkeye kapılmaz. Fedakar, yardımsever ve ince düşüncelidir. Müminlerin bu güzel özellikleri Kur'an'da şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu onlar içindir. Rahat Suresi 22 Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ali İmran suresi 134. Sen af yolunu benimse. İslam'a uygun olan örfü emret ve cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. Kötülüğün karşılığı onun misli olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Şura suresi 40. Ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar boş ve yararsız şeyle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Furkan Suresi 72 Kendileri ona karşı duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnsan Suresi 8 Ancak şunu da belirtmek gerekir ki elbette müminin hataları da olacaktır. Bu onun insan ve dolayısıyla bir kul olmasının gereğidir. Ama salih Müslüman hemen hataları için Allah'tan bağışlanma diler ve onları tam olarak düzeltir hiçbir hata onu ümitsizliğe sürüklemez. Çünkü o Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmıştır. Kur'an'da bu konu şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde üzerinde bildikleri halde ısrarla durmayanlardır. Alimran Suresi 135 Müminin dostu Allah ve Allah'a dost olan diğer müminlerdir. Eğer Allah'a düşman ise en yakını bile artık onun için dost değildir. Allah'a bağlanmış olan bir mümin de aralarında iman dışında hiçbir ortak özellik, soy, sosyal statü, maddi imkanlar gibi olmasa bile onun kardeşidir. Allah için sevmenin üstünlüğüne ulaşmıştır. Allah razı olduğu insanları sever. Müslümanın aklı da berraktır. Allah'a güvendiği ve kendisini ona teslim ettiği için aklını kurcalayan gereksiz korkular, endişeler, üzüntüler yoktur. Aklı selim sahibidir. Bu nedenle büyük ve geniş düşünebilir. Olayların inceliklerini, girif taraflarını kavrar. Bilgi, hikmet ve akıl yüklüdür. Dünyada geçici bir süre bulunmaktadır. Eğitilecek, ruhu her geçen gün daha da asilleşecek, asıl yurduna, ahirete hazırlanacaktır. Burada kendisine yazılan tarih ise Allah'ın salih kullarına yaraşacak şekilde Şan ve şeref doludur.